31 Temmuz günü işlerinden evlerine dönmekte olan gençleri önce GBT bahanesiyle durdurup haksız bir durdurma işlemi gerçekleştirip orada beklettikten sonra ifadeleri var denilerek aslında gözaltı kararı olmamasına rağmen bir işkence tarzıyla ellerini kelepçeleyerek akrep tipi polis araçlarına bindirmesi, akabininde bunları tem şube ekiplerine teslim etmeleri, tem şube ekiplerinden iki araca ayrı ayrı bindirilmeleri, bir aracın ismi Sinan Kunduracı, bir aracın ismi Burak Derya. Bu iki zırhlı tipi araçta bu arkadaşlarımıza, bu gençlere birinin yaşı 18'den küçük olmasına rağmen bu çocuklara o araçlarda işkence yapıldı. İşkence darp raporuyla sabit olmasına rağmen emniyet güçleri, İçişleri Bakanlığı ilgilileri ve valilik bu konu hakkında kendilerinin bilgi sahibi olmadığını, emniyetin böyle bir işlem yapmadığını dile getirdiler. Devletin eğer bir polisi varsa, bu devletin polis gücü varsa, orada GBT'nin nasıl yapılacağı hukukta, kanunlarda yazılı olmasına rağmen keyfiyetçi bir şekilde özellikle ilçemizin Kışla Mahallesi ve Orman Mahallesi'ni her gün ablukaya alarak, insanlara gözdağı vererek aslında hukuken yapmamaları gereken bir GBT işlemini özellikle gençlere dayatarak neyi amaçlıyorsunuz? Eğer polis güçleri değilse, ki valilik kendilerinin haberinin olmadığını söylüyor, eğer bunu yapan polis güçleri değilse polis araçlarını hangi çetevari kişilikler, hangi kendini bilmez, hukuk tanımaz kişiler kullanıyorsa bunun hesabını derhal vermeliler. Buradan açık ve net söylüyorum. Emniyet de şu anda görüntü alıyor, kayıtlara geçsin. Abdurrezzak isimli polis memuru, her kimse bu gençlere işkence yapan kişi ismi Abdurrezzak. Abdurrezzak'ın götürüp teslim ettiği kişi ise Yusuf Amir dedikleri, kendince kendisi amir olarak tanıtan, bizlerin de tanıdığı, evet gerçekten resmi bir amirlik sıfatına haiz olan, ancak çetevari yöntemlerle işkencecilik kara lekesini kendi alnına yapıştıran bu amiri buradan bütün kamuoyuna açıklamak istiyorum. İşkence yaparak ne yapmaya çalışmaktasınız? 90'lı yıllarda yaptığınız işkenceler, önceki yıllarda yaptığınız işkenceler Yüksekova gençliğine, Kürt halkına bir geri adım attırdı mı? Ben size açık ve net söylüyorum. Biz işkencecilere boyun eğmedik. Bundan sonra da bize geri adım attırmayı düşünenler, tarz ve yöntemlerini değiştirenler, aslında 90'dan beri süre gelen o inkar ve imha politikasını burada süreklileştirmeye çalışanlar iyi bilsin ki bugünden sonra da asla ve asla geri adım atmayacağız. Buradan tekraren söylüyorum. Hukuka uyacaksınız. Size rağmen biz o hukuku savunmaya devam edeceğiz. İşkenceler bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Dilimize, kimliğimize, gençliğimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız.